dedelerimiz herhalde hayatı boyunca bir sürü travmalar atlattılar. Çünkü onların yaşadığı dönemde hakikaten memlekette çok büyük zorluklar vardı. 10 yıl, 15 yılda bir savaşlar olurdu. Memlekette isyanlar olmuş. Kimisi çocuğunu kaybetmiş, kimisi annesini, babasını, dedesini, hiç evine ulaşamamış bir sürü. Ama bir şekilde hayatlarını devam ettirmiş, sürdürmüşler. Hepsi hayatın bir parçası, bir gerçeği tabii. Var olmak için. Hayatın her anı güzel bence. Çocuk olmak da güzel, erişkin olmak da güzel, yaşlı olmak da güzel. Yaşlı bilgi olarak hayatını bitirmek de güzel. Kuş sesleri gelmeye başladı. Geçen hafta tek tük aynı tip sesler vardı. Bu hafta çoğalmaya başladı iyice. Ses renkleri çoğaldı, türleri arttı. Kuşlar artık yuvalarından çıktılar. Yeni yeni uyanmaya başladı ortalık. Çiçekler, yapraklar çıkmaya başladığı zaman onlar daha da şenlenecekler. Yaprakların arasında dalların ince ince yerlerinden girip kendilerine yuva yapacaklar. Yumurtlayacaklar, yavrularını doğuracaklar, etrafa çıkıp dolaşacaklar, dışkılarıyla bıraktığı yerlerden bir şeyler çıkacak, türüyecek, zenginleşecek her şey. Onların güzel sesinin yanında tabiata kattığı bir sürü şey de var, diğer canlıların olduğu gibi. Ya bazı insanlara zor geliyor hakikaten. Özellikle hayatını kırsalda geçirmiş, köyün zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışmış, yaşamış, bir sürü badireler atlatmış insanların şehirde yaşayan insana karşı bir özentisi var. Ben de onlar gibi rahat edebilsem diye düşünüyor. Şehre gittiğiniz zaman da oradaki insan ben daha gitsem diyor. Yani bir kapışma var ortada. Yani birisinin beğenmediği bir hayat başkasının hayali olabiliyor. O yüzden olduğumuz yere şükretmemiz gerekiyor. Halimize şükretmemiz gerekiyor. Hele ki tabiatın içindeysek buradaki işimizi daha da kolay hale getirip tabiattan daha çok zevk alır bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Bu da insanın kendini geliştirmesiyle, icatlarıyla, tabiatla yoğrulmasıyla olacak bir şey ancak. Dudak ağacını çok seviyorum. Faysal da sevdiğimi bildiği için Celal'in yanına gittiğinde şöyle bir tane diş budağın güzel yerinden bir parça biçtirmiş, aşağı yukarı 5-6 santim kalınlığında düz. Ben şimdi yine terazisini alırım ama belki Serdar abi oturak yaparsın diye getirmiş. Hakikaten şimdi oturak yapma zamanı. İçeride sobanın başında oturacak doğru düzgün bir şeyimiz yok. Şimdilik bu idareten bunu yapacağım. İdareten değil aslında, ileride çoğu zaman da yanımızda kalacak, kullanacağım sağlam bir şey olsun istiyorum. Bunu kullanacağım. Buna üç tane ayak lazım, sağlam. Ona da kayından olabilir. Çam, kayın daha iyi olur ona. Kayından ayak yapayım. Diş budaktan elimde bir uzun bir parça var, ona da bakacağım. Hangisi olursa onu deneyeceğim. Üç ayaklı, sabit üç ayaklı güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Birçoğumuz ulaşamadığımız, kaybettiğimiz veya yaşayamadığımız şeyler için zamanı bahane ediyoruz hep. Keşke bir de zamana sorabilsek. Zaman, onun vereceği cevapla herhalde hepimiz utanırdık. Çünkü çocukluğumuzda zaman o kadar uzun gelirdi ki, tabletin içinde koşup oynarken gün bir türlü bitmek bilmezdi. Hava karanlık olana kadar dışarıda oynardık. Şimdi ya ömrümüz ne kadar hızlı geçiyor. 30'dan sonra, hele 40'tan sonra, hele 50'den sonra hayatımız o kadar hızlı geçiyor ki her geçen gün felekten bir gün çalıyoruz gibi. Aslında öyle değil. Zaman hepimiz için aynı çalışıyor. Bizim için de,
tabiattaki canlılar için de. Sadece nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Yani hayalleri de ertelememek lazım. Onların hep peşinden gitmek gerekir. Bugün birisini hatırladığınız, düşündüğünüz, hani gönlünüze düştü derler eskiler. Gönlüme düştü de yanına geldim. Ben hiç unutmuyorum, dedem çıktığı yerden, yani kendi yaşadığı yerden bizim yaşadığımız yere gelene kadar 2 günlük yol mesafesiyle geliyor. Kışın gece rüyasında gördüğü için bakın. Gönlüne düşmüşüz, rüyasına düşmüşüz, bizi görmeye geliyor. Hiçbir şeyi ertelemeyeceksiniz. Sevdiğiniz insanlar için o an aklınıza geliyorsa ya da sevdiğiniz bir işi yapmak istiyorsanız o an aklınıza geliyorsa bence bir yolunu bulup o işi yapın. Çünkü geriye döndüğünüzde zaman hırsızı gibi oluyorsunuz. Az önce ufak bir kaza oldu. Şu küçük iskarpela elime şöyle bir değdi, girdi içeri. Biraz ara verip bantladık orayı, temizleyip işe yine devam ediyoruz. Yani her ne kadar bu işle zaman geçirseniz de insan yine dikkatsiz veya yorgun olduğu zaman veya aklı başka bir şeye takıldığı zaman kaza kaçınılmaz oluyor. Bu bir marangoz için de geçerli. Şehirde trafikte 25 yıldır araba kullanan usta bir şoför için de geçerli. Aynı kazalar herkesin başına gelebilir. Yani ben bunu yaptım da kendime işte kazaya sebep arıyorum diye söylemiyorum. Tamamen benim dikkatsizliğim sonucu oldu. Olsun, çok da büyük bir yara izi değil. Ama en az şöyle 2 hafta, 3 hafta parmağımı biraz zorlayacak gibi duruyor. Olsun, yine engel değil. İşimi yapıyorum. Neredeyse bitmek üzere. İnsan hayal ettiği şeylerle yaşamını kuvvetlendiriyor. Yaşamdan zevk alıyor. Çünkü kendi içinizdeki kahramanın peşinden koşuyorsunuz hayal ederken. İşte o hayal ettiğiniz şey de yapabileceğiniz şey aslında. İnsanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Düşünsenize şöyle bir kaşifleri. O adam kadırgasına, teknesine, yelkenlisine atlıyor, dünyanın öbür ucuna gidiyor. Yiyeceği yok bazı durumlarda. İçecek su bile bulamıyor, su kaynağı bile yok. Market mi var o zamanlar? Gidiyor. Mutlaka bir yere, bir şeye temas ederim diye yola çıkıyor. Ama hayatını sürdürüyor, devam ettiriyor. O karşılaştığı bütün zorluklar ona o kadar güzel şeyler de çıkarıp önüne sunuyor ki o onun nefesini kesiyor. Onu kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Şahane. Gayet de dengeli. Şimdi bunu biraz zımparalayıp yağladı mı? Bu iş bitti. Kalın zımparayla şurada bunu bir zımparalayayım. Ayakları özellikle şuranın çapından daha fazla açık yapmadım ki takılmasın diye ayak oraya buraya. Ayağınızı geriye çekersiniz, itersiniz, biri yürürken takılır. Bunun çapına uygun bir ayak oldu. Başladığı yerin çapı aşağı yukarı 7-8-10 santimse burası 15 santim. Yani oran olarak söylüyorum, 10'sa 16-17 diyelim. Artık yağlama zamanı. Keten tohumu yağını. Şöyle gezdirelim. İyi bir marangozun yapacağının
Daha iyisini yapmadım tabii ki ama elimden gelenin en iyisini yaptım. Bir insan ne iş yapıyorsa en iyisini yapmaya çalışmalı. Ondan sonra da yaptığı iyi işi seyretmeli. Rahmetli bir arkadaşımın sözüydü o da. Hakikaten ne iş yapıyorsanız yapın, yaptığınız güzel işi, sonucundaki o güzel işi seyretmekten daha zevkli bir şey yok insana. İnsanın hissedeceği daha güzel bir duygu olamaz. Ekip, aşağıdan gelirken ekip bana mezgit getirmiş sağ olsun. Tereyağında biberli mezgit yapacağım şimdi. En son sonbaharda kullanmıştım. Şu kadar kar yağmış düşünün. Eridi 2,5-3 ay sonra. Baharın ilk zamanları diyelim artık, daha bahar değil ama yine de kar indi aşağıya. Yine bu tezgahı kullanacağım şimdi onu pişirmek için. Önce şurayı bir toparlayayım. Altını toprak koymuştum. Odunlara temas etmesin diye. Şu altı kuruları bir dizelim evvela. Toprağın neminden biraz korusun. Ateş sıcak olursa, alt taraf sıcak olursa ateş çok kolay yanar. Şehirde birçoğumuz kendimizi iyi hissettiğimizde eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, ailemizi toplar. Anneyi, babayı, kim varsa artık dışarıda bir şekilde mangal yakarız değil mi? Ateşimizi yakarız ya da barbekü deriz yani. O ocağı hazırlarız, güzelce üzerinde hazırladığımız ne varsa ne vali onu pişiririz ve yeriz. Bu bizim tabiattaki uzantımız aslında, farkında değil miyiz? Şimdi ben de açıkta olmayı seviyorum. Şu açık havada yaptığım her şey, hiçbir şey değişilmez. Köyde kırsalda yaşayan insanları da bir hayal edin. Bozkır'da yaşayan insanın yakacağı nedir? Tezektir. Tezek için, o yakıt için dışarıda olması gerekiyor. Hayvanın peşinde koşacak. Onu samanla güzelce yere serip ayağıyla çiğneyecek. Onları güzel bir blok blok, onları parça parça, tane tane hale getirecek. Üst üste serecek, havalandıracak, kurutacak. Yeri geldiği zaman da onları yakacak. Ormandaki de ağaç toplayacak. Kuru dalları, devrilmişleri, kozalakları getirecek, onlarla yakacak, yapacak. Yemek yemek bile zevkli, tabiatın içindeyken. Bu mezgit de anca böyle yenir zaten. Of. Kılçıkla. Yani tarif edilemeyecek kadar güzel. Hele o tereyağıyla birleşince tadı. Kar kalktı ya, artık ortalık mis gibi gözüküyor. Toprağı özlemişiz, dağ evindeki toprağı. Neredeyse 3 aydır karla örtülü toprak. Bak onlar da özlemişler gökyüzünü. Eskiden toprakla, doğayla, tabiatla iç içe yaşayan insanın, bir şairin sözlerinin içine girip onun ne demek istediğini anlamaya çalışırdık hep. Çünkü hep tabiatla haşır neşirdik. O insanlar toprakla konuşmuşlar, toprağı konuşturmuşlar. Ona sorular sormuş, kendilerince, kendi aklı yettiğince, bildiğince toprağın verdiği cevabı da bizlere anlatmışlar. Ya bunu toprakla temas edebilen canlı insan ancak anlayabilir. Şu şeyin güzelliğine bakar mısınız? Bunun aynısını geçen sene Sürütlü Göl'deki programda da göstererek anlatmıştık. Şu güzel şekle bakın ya. Kokuyor mu acaba? Bu ıslandığı zaman da kokusu kayboluyor, kokusu olsa da. Çok güzel bir çiçek. Şimdi her fırsatta düğüm göstermeye çalışacağım size. Geçen bölümde 5 tane düğüm göstermiştim. Şimdi
iki tane yine kullanabileceğimiz hem evimizde hem işimizde, tabiatın içinde, bahçede, teknede, dağda, nerede olursanız olun çok basitçe atılabilen düğümler var. Onları sırayla size göstermeye çalışacağım. Bu ikisi de onlardan, sadece iki tanesi diyelim. Şimdi camadan düğümü var, yine çok kullanılan bir düğüm. Onu göstereyim. Farz edelim ki bir yerden bir yere ip uzatıyorsunuz, boyu yetmedi. Yanınızda ikinci bir ip var, onu da ona ekleyeceksiniz. Bir önceki programda iki ipi birbirine eklemek için balıkçı düğümünü göstermiştim. Şimdi bir yöntem daha var. Bu da kolayca atılabiliyor camadan. Onu göstereyim size. İki ipi birbirine eklemek için. Şimdi sağdakini soldakinin üzerine yerleştiriyorum. Sağdan gelen soldakinin arkasından dolanıyor. Sen de mi merak ettin? O da meraklı. Aşağıda ne olup bitiyor diye merak ediyor. Bakın şöyle oldu. Bir daha yapıyorum. Sağdakini soldakinin üzerine geçirdim. Arkasından dolandırıp yukarı aldım. Böyle birbirine dolandı. Soldaki gelen bu sefer sağdakinin üzerine geçti. Ondan sonra yine arkasından dolandı, içinden çıktı. Geldiği yere gitti. Bu da geldiği yerde. İkisini eşit şöyle çektiğinizde bakın. Bunu kendi aklınızla bir şeylere benzeterek de yapabilirsiniz. Sol elinizdekini şöyle bir halka olarak tutup sağdan geleni büyük halkanın içinden geçirip boynundan dolandırıp şöyle boynundan ikisinden de tekrar içinden çıkarıp geldiği yere götürürseniz yine aynı düğümü yapabilirsiniz. Çok kolay. Bunları ne kadar tatbik ederseniz o kadar eliniz alışır. Karanlıkta artık atmaya başlarsınız. Yani hiç bakmadan şu düğümü şöyle çok kolay atabilirsiniz. Birbirine eklendi. Unutmayın her zaman halkanın içinden çıkan ip parçasının boyu halkanın yani ipin çapının en az 3 katı kadar mesafede olsun ki olmalı ki açılıp çıkmasın kolayca. Bunu şöyle gevşetirseniz de kolayca çıkabiliyor. Camadan bu. Şimdi izbarço düğümü var, bir de onu göstereceğim size. Bu en çok teknelerde, yatla ilgilenen insanlarda, yelken işiyle ilgilenen insanlarda sıkça kullanılan bir düğüm, onların kullandığı. Dağda ben de kullanıyorum o düğümü. Şu ağacın üzerinde tatbik edebiliriz. Canım ya, şunun güzelliğine bakın. Bakın buradan bir şekilde bu kırılmış, nasıl olduysa. Reçinesini kabuğun arasından salmış, ağaç kendini korumaya çalışıyor. Bakın yine yanlardan uzatmış dallarını ki ağaç can çekişiyor. Bu salgı aşağı düşüyor. Halbuki bunun içinde olması gerekiyor. Şöyle. Denk getirecek. Bunu aynı zamanda köknar olduğu için biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Köknar reçinesi kılıç yarasını bile iyileştirir demiştik. Elindeki yaranın üzerine bunu kullanabilirim. Şu köknar reçinesini yaranın üzerine bunu kullanabilirim. Pansuman yaptıktan sonra açınca bundan süreceğim içine. Şöyle yerleştireceğim. O kendini korur. Topraktan besleniyor zaten. Evet, bu da ikinci düğüm. Adı izbarço. İpin şu diyelim bir yerde sabit kısmı. Teknede bir küçük bir tekneyi ya da bir kanoyu ya da herhangi bir şeyi bağlamışsınızdır ya da yelkenin bir şeyini bağlamışsınızdır. Ya da dağda bir atınızı, katırınızı, ne bileyim boğanızı bir yere tutturmuşsunuzdur. Ya da bahçede bir ağacınızı sabitlemişsinizdir bir yere. Diğer tarafı da sıkıca şöyle gereceksiniz, aralara bir şey dizeceksiniz mesela. Bu bağlı olan yer, sağlam bir yere bunu tutturuyoruz. Sol elimizde ipin kalan uç kısmı var. Bunu bir halka ile buraya sabitlememiz gerekecek. Sonra da kolay çözülmesi lazım onun. Şimdi bu sabit olan tarafı şöyle bir halkayla, bakın önce U şekline bir çevirin. Sonra halkayı şöyle bir çevirip arkasına alın bu ipi. Çok basit. Halka yaparak bu gelen parçayı bunun içinden geçirin. İçinden geçirin. Arkasından dolandırıp içinden geçti. Arkadan dolandı. Geldiği yere gitti. Şöyle. Bir daha yapıyorum. Halkayı böyle değil, halkayı tersten. Bakın üstten değil
arkadan dolandırıyorum. Sonra gelen parçanın ucunu, ipin uç kısmını içinden geçirip bunu yanına koyuyorum. Şöyle. Sonra bunu arkadan dolandırıp tekrar geldiği yere koydum. Bunu çekerseniz sabitlenir. Açmak için de sadece şunu itip bunu çektiğinizde çok kolay çıkar. Hayatımda en çok zevk aldığım, zevk alarak yaptığım işlerden bir tanesi de bıçağı kullanarak bir şeyler yapmak. Beni çocuk gibi heyecanlandırıyor, hala heyecanlandırıyor. İlk defa 5-6 yaşındayken bir bıçakla düdük yaptığımı hatırlıyorum, dedem öğretmişti. Ondan bu tarafa her fırsatta elinde bıçak vardır. Bıçak benim için özel bir şey. Hayatım boyunca da vazgeçmeyeceğim bir şey. O yüzden elime uygun bir bıçak olması, keskin olması... Elime uygundan kastettiğim, yapacağım işlerimde bana yardımcı olabilecek, kolayca taşıyabileceğim, böyle güzel yonga çıkarabilecek. Kalınlığı aşağı yukarı 4 ile 5 milim arasında, bu 4,5 milim elime sağlam güzel oturabilecek. Her pozisyonda rahat kullanabileceğim, gerektiğinde daha kalın parçaları yarabileceğim, bundan daha kalın parçaları. Parçalara ayırabileceğim bir bıçak olması gerekir. Biz de oturduk, tasarımını yaptık. En son bu hale geldi. İşte bu bıçak ağzı açılmış haliyle burada böyle duruyor. Buna sap lazım, kılıf lazım. O sapı da elime güzelce tutturarak üzerinde zımpara, önce törpüyle, eyeyle, eyeleyerek, zımparalayarak pimlerini çakıp elime ergonomik, elime oturur bir, kolay kullanılabilir hale getirmek. Ondan sonra da kılıfın içine koyup, ihtiyacım olduğu yerde çıkarıp kullanmak. Bazen öyle bir alışkanlık yapıyor ki şehirde bile elim belime gidiyor. Bıçak varmış gibi hissediyorum. O kadar çok yanımda olması istediğim bir şey. Sağlam ve iyi olması gerekir. Şimdi buna bir sap yapacağım. Bunun çok benzeri olacak. Şu arada gördüğünüz kırmızı tabaka, metalden sonraki. Direkt ahşabı metalle temas ettirmeden plexi bir malzeme. Aradaki bağlantıyı kessin diye. İkisinin ısınıp soğuma farkı var. Bunlar araya girecek. Onun üstüne ceviz kullanacağım burada. Cevizi işleyeceğim güzelce. Sonra tabii buralardan delikleri delip perçinleyeceğim. Zımparalarım da var. Bugün bunu bitireceğim. Size de çok kolay böyle bir şeyi yapabileceğinizi göstereceğim aynı zamanda. Şurada başlayalım iz koyarak. Hani diyoruz ya hep, şehir yaşantısı zor, dağa gitmek de zor diyoruz. Ya şöyle bir düşünüyorum, biz şehirde niye varız, var oluyoruz diye. Hakikaten şehirleşmeyi dünya insanları olarak çok iyi beceremediğimizi düşünüyorum şu anki durumumuza baktığımızda. Dünyamızı gördüğümüzde hepimiz de aynı şeyi düşünüyoruz herhalde. İyi olsaydı hakikaten şehirleşme ve insanlığa güzel hizmetler olmuş olsaydı, insanlığın amaçlarına, hedeflerine ulaşacağı bir yol olsaydı, şimdi bu kadar kavga etmiyor olurdu. Bir düşünün şöyle. Yaşa ve ibadet. Yiyecek, içecek ve barınma. Tabiattaki hayvanın da temel ihtiyacı bu. Biz şehirdeki insanın da en medeni haliyle yaşamdaki istediğimiz şey, temel iki şey bu. Bunu tabiatın içerisinde çok daha güzel yapabiliriz. Her şey var. Zaten geçmişteki bir sürü insan bunları deneyledi ve yaptı. Şimdiki aklımızda çok daha güzelini yapabiliriz. Thank you.
Törpü işi bitti. Şimdi zımparaya geldi sıra. Bunu biraz kalın zımparayla önce keskin hatlarını, sert hatlarını alacağım. 180'lik zımpara bunun için uygun. O zaman bakın şimdi bütün bu pürüzlü yüzey yumuşayacak. Böyle elimle şekillendiriyorum. Az daha, çok az ince işi kaldı. Şu ortalarında elime biraz batan yer var şurada üstte. Orası da gitti mi? Aşağı yukarı 3-4 saatlik bir iş bu. Sabırla yapmanız gerekir ama hakikaten sabrederek, dikkatlice yoklayarak sürekli. Bence tamam. Şimdi bunun tek bir işi kaldı. O da keten tohumu yağıyla. Bakın şimdi cevizin desenleri nasıl ortaya çıkacak? Şimdi renge bakın. Şu muhteşem dokuya bakın birazdan. Bütün şuna değer değil mi? Bütün emek ortaya çıkıyor şu anda. Mozaik pimler nasıl parladı? Bu arada geçen hafta yaptığım şu törpünün sapı, o da öksüz kalmasın değil mi? Bakın ne güzel ortaya çıktı bu da. Tornada yaptığım ilk kullanabileceğim malzeme. Hem ahşabı koruyacak, içine nüfus ederek daha homojenize olmasını sağlayacak. Yani daha minik parçaların ortadan kalkıp çatlamasını engelleyecek. Hem de elinizin yağıyla, teninizin o çıkan teriyle güzelce, iyice yağlanacak. Kullandıkça güzelleşecek. Tabii malzemeler işte böyle kullandıkça güzelleşiyor. Hani hayatımızdan çoğu zaman şikayet ederiz ya, keşke şu şöyle olsaydı, böyle olsaydı deriz ya. Ben özellikle kırsalda yaşayan insanın şikayet ettiği zaman, şehirde yaşayan insanın onun hayali olabileceğini çok gördüğüm için onu söylemek istiyorum. Onların ne kadar kıymetli bir yaşantısı olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum hep. Yaşamın içerisindeki depresyondan kurtulmak için onlarca insan tedavi görüyor. Sessiz kalabilmek, doğanın içerisinde olabilmek, kendi yemeğini kendi pişirebilmek, ailesine her an temas edebilmek, komşularıyla yumruk gibi sımsıkı olabilmek, eline bir meşguliyet işi alıp bir şeyleri terapi görerek yapmak gibi. Oysa ki kendi yaşantımızın içi bunlarla dolu ve zengin. Bunun farkına varmak lazım. Kaybettiğimiz zaman anlarız ancak değerini. Giderim yolumda der, vay bu ne meyvalı
Ben kazanım yar yesin, ne çeki canım sardır. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Giderim yolum kaya, yar cemalin benzer aya. Eridim hilal oldum, günleri saya saya. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu anlamamız lazım. Bunun için sadece okumak yetmiyor. Halk şairlerinin şiirlerini, ozanların şiirlerini, edebiyat yazarlarının romanlarını okumak yetmiyor. Halkın içine girmek lazım. Halkı yönetmek, halkı idare etmek, halkı anlayabilmek için halkın kültürüne inmek lazım. Birçoğumuzun dile getirdiği, halkın ağzından konuşan insanların söylediği türkülerin tek tek mısralarında, dizelerinde bile bunlar yatıyor. Bunları anlayabilirsek, anlayabilir kıvama geldiğimiz zaman o zaman millet yumruk gibi olur. O zaman biz her birimizi çok net anlayabiliriz demektir.